çok şıksınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bekir Bey, uzun süredir sizi göremiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Nerelerdesiniz? Siz nereye bakıyorsunuz bilmiyorum ama ben bayağı bir ortalıktayım. Şöyle tabii kastınızı anlıyorum. Televizyonlarda artık fazla biliyorsunuz programlar, yemek programları, gelinin mutfaktalara, ne bileyim dedek çiftçilik programlarına dönüşünce bizim o programlarda yer almamız ihtimalimiz yok çünkü gerektiriyor. O programlar bizim formatımız, o programlar değil. Bunu sosyal medya üzerinden hayatımızı yöneterek devam ediyoruz. Şarkılarımız devam, şakalarımız devam, projelerimiz devam. 80'lerde varım, yeni şarkılar çıkardım, orada varım. Dolayısıyla yani dünya evriliyor, değişiyor, biz de değişiyoruz. Müzik piyasası nasıl peki? Fena değil, fena değil ama her şey bu aralar malum. Çok rayında ve tadında değil ama tadında olan günlere sayabiliriz bunu. Efendim peki, Erdoğan döneminde şöyle bir kanı var. Pop müzik okuyanlar da arabesk okuyor şeklinde. Bir arabeskle bir dönüş var. Ne diyeceksiniz bununla ilgili? İnsan eninde sonunda aslına rücu eder diye bir laf var. Aslına rücu ediyor her şey. ama tabii kimseyi kınamıyorum ben bu anlamda. İnsan özünden ne kadar uzaklaşabilir ki? Böyle cevap vereyim buna. Efendim peki, Bergen içinde bir saygı albümü yapılıyor. Orada Gülçen'in bir yorumu vardı. Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısına yorumu. Evet. Tepkiler de aldı. Dinleme imkanı oldu mu? Şarkıyı çok eski biliyorum. Birincisi bu. İkincisi benim Bergen'le zaten yaşarken sevgili Bergen benim şarkım Elimde Duran Fotoğrafın isimli şarkımızı kullanmıştı. O şarkıyı ilk ben söylemiştim. Sonra Bergen söylemişti. Dolayısıyla aslında çok değerli de bir sanatçımızdır. Ama ben polemik yaratacak şeylere katılmayı sevmiyorum. Yani şarkıyı Gülşen'den dinleme imkanınız oldu mu? Yok, Gülşen'den dinleme imkanım olmadı ama şarkıyı Bergen'den biliyorum. Peki, müzik programlarını soralım. İbo Show var. İbo Show'a katılmıştım bundan 6-7 ay önce. Şimdi başlayan programına Sibel Can ve Hakan Altun, evet, üçlü kardeşlerin üçlü programına da katılmıştım. Gözden kaçırıyorsunuz anlaşılan. Peki, bu pandemi dönemini soralım. Nasıl geçti sizin için? Pandemi dönemi herkes için olduğu kadar bizim için de zordu. Kendimizi önlemlere, kendimizi kısıtlamalara ve işte sakinliğe, az insan, çok huzur felsefesiyle biraz aştık o günleri. İnşallah zaten artık yavaş yavaş daha da aşılıyor. Dünya için bir dert değildi bu, bir dersti bana göre. Artık ders çıkarabilenlere yarar olur, ders çıkaramayanlara daha büyük bir dert gelir. O şekilde düşünüyorum. Peki efendim, bugün de çok güzel organizasyondayız. Peki siz ek gıda kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Vitaminler olsun. Kullanıyorum. Nasıl dikkat ediyor musunuz? Ben 56 yaşındayım. Bana bu şekilde bu yaşa bilmiyorum. Kompliman yapıyor olabilirler, iltifat ediyor olabilirler ama yaşımı söylediğimde herkes bu yaşı göstermediğini söylüyor. Siz söylediniz, aynı şekilde biz de şaşırdık. Yani dolayısıyla kullanıyorum. Çok önemli savunma alışkanlığım var. Her gün kullandığım ek gıda takviyeleri var, doğrudur. Çünkü çok düzensiz bir hayat yaşadık. Sabahlara kadar şarkı söyledik, uyku saatlerimiz bozuldu. Ve 30 seneyi de geçti bu süreç. Dolayısıyla kendine bakıyorsan, oradan cevap alıyorsun. Ne kadar hoyrat yaşıyorsan o kadar da iyi bakacaksın kendine. Ben bunu yapanlardanım. Böyle kullanmadığınız ürünler var mı? Hani bakliyat olsun, işte ekmek olsun. Yok, öyle bir şeyim yok. Maalesef ben tam bir tipik Türk mutfağı adamıyım. Ekmeği de yerim. Hatta bazen börekle bile ekmek yerim ama ben fazla kilom yok, görüyorsun. Metabolizmanızdan dolayı herhalde. Metabolizmamdan ve onu spor da yapıyorum beraberinde. Ama şunu yemem, bunu yemem. Şekerden biraz kaçınmaya çalışıyorum. O kadar ama dediğim gibi çok çok düzenli bir şeyim yok. O konuda programım yok. Efendim peki, sizi bulmuşken bir özel hayat soralım. Nasıl? Mutlu musunuz özel hayatınızda? Bu belgesele doğru gidiyoruz galiba. Özel hayatınızda mutlu musunuz? Çok mutlu. Çok mutlu. Hayatlarımız sakinleştikçe huzurumuz da artıyor. Özel hayatım açısından tekrar söylüyorum, çok da mutluyum. Her şey yolunda. Biz de mutluluklar diliyoruz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi.
Pardon.